Yepyeni bir video ile Cikirdekgiller kanalından herkese merhaba. Sağlığı ve mutluluğu bizim için çok önemli olan evlerimizin birer bireyleri, kuşlarımızın beslenme çeşitliliğine elimizden geldiğince özen göstermeliyiz. Kuşlarımızın kaliteli ve dengeli beslenmesi, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmeleri için çok önemli. Bugün sizlere kuşlarınızın yemlerine ve mamalarına katabileceğiniz veya sade olarak da verebileceğiniz alternatif tohumlardan bahsedeceğim. Camelina sativa, ketencik tohumuyla başlayalım. Avrupa ve Orta Asya bölgelerine özgü çiçekli bir bitkidir. %45 civarında omega 3 yağ asidi içerir ve bu özelliğiyle nadir bir bitkidir. Bitkiler arasında en yüksek omega 3 seviyesi bu bitkidedir. Ayrıca omega 6 ve omega 9 içerir. %43 yağ oranıyla yağlı bir tohumdur. İçeriğinde %32 protein vardır. İçeriğindeki zengin E vitamini antioksidan olup üremeyi arttırıcı özelliği vardır. Bu tohumu kuşlarınıza verirken ekstra E vitamini kullanmanız gerekmez. Diğer faydaları, kuşların bağırsaklarını çalıştırarak kabızlığı önler, tüy kalitesini arttırır ve içerdiği omega 3 sayesinde yavruların gelişimini destekler. Hem yavru hem de yetişkin kuşlarda kullanıma uygundur. Taneleri küçük olduğu için ben mamaya katmayı tercih ediyorum. 100 gram mamaya ortalama bir çay kaşığı eklemeniz yeterlidir. Perilla. Özellikle Uzak Doğu'da kullanımı yaygın olan bu bitki nanegiller familyasından gelmektedir. Kabuğu kolay kırıldığı için kolay yenen bir tohumdur. İçerdiği protein kuşların üreme döneminde ihtiyaç duyduğu desteği sağlar. Yavru kuşlar yem kırmayı öğrenirken verilebilir. Omega 3 açısından zengindir. Koksidiyozu engellemede faydalıdır. Tüy gelişimini destekler. Sindirim sistemini düzenler. 1 kilo yeme %10 oranında karıştırabilirsiniz. Yemin içindeyken yemediklerini görürseniz sevdikleri bir mama karışımını ekleyerek alıştırabilirsiniz. Kuşlarımıza faydalı bir diğer tohum mavi haşhaştır. Mavi haşhaş, gelincik familyasından olan bitkinin tohumlarıdır. Lif, protein, kalsiyum, B vitamini, demir, folat, fosfor, magnezyum, çinko, selenyum ve manganez açısından oldukça zengin bir tohumdur. Muhabbet kuşlarında tüy dökme dönemlerinde karın ağrısı yaşadıkları bilinmektedir. Mavi haşhaş ağrı kesici özelliğiyle kuşlarımızın tüy değiştirme dönemlerini rahat atlatmalarına yardımcı olur. Hastalık durumlarında da rahatlamalarını sağlar. Stresi azaltır ve sakinleştirir. Bu sayede yolculuk esnasında kuşun strese girmesi önlenmiş olur. Ayrıca salma tarzı birçok kuşun birlikte yaşadığı ortamlarda kuşların ölümle sonuçlanan kavgalarını da en aza indirmekte faydalıdır. Sindirim sistemlerini rahatlatır. Ben bu tohumu da mamaya katmayı tercih ediyorum. Haftada bir kez hazırladığım 100 gram mamaya bir çay kaşığı kadar katıyorum. Çayını yapıp suluklarına koyanlar da var ama ben hiç o şekilde kullanmadım. Son dönemlerde insanlar arasında kullanımı popüler olan chia tohumu kuşlarımıza da verebileceğimiz sağlıklı alternatif tohumlar arasındadır. Aslen Meksika'da yetişen chia, Salvia hispanica bitkisinin küçük siyah tohumlarıdır. Yüzyıllar boyunca Maya ve Aztek uygarlıklarının temel besinlerinden biriydi. Chia, Maya dilinde güç anlamına gelmektedir. Savaşçıların savaş sırasında bu tohumu tükettikleri bilinmektedir. Bunun nedeni yağ, protein ve lif bileşiminden oluşan yapısı sayesinde yavaş sindirilir ve dolayısıyla enerji seviyesini yüksek tutmaya yardımcıdır. Yüksek oranda lif içerir. Ayrıca omega 3, fosfor, manganez ve antioksidan içerir. Yağlanma sorunu olan kuşlarınızda kullanabilirsiniz. İçerdiği kalsiyum sayesinde iskelet ve kas sistemini geliştirir. Chia da yine küçük taneli yapısı nedeniyle mamalarına kattığım tohumlardan biri.
Ölçü yine haftada 100 gram mama için bir çay kaşığı. Kinoa da chia gibi son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz bir diğer tohum. Burada önemli bir ayrıntı, insan tüketimine uygun olanlar değil, pet shoplarda hayvanlar için üretilmiş olanlardan kullanmalısınız. Hayvan tüketimine uygun olan kinoalar saponin içerir. Bu da koksidiyozu yani kanlı ishali önler. İnsan kullanımına uygun olan marketlerde satılan kinoalar saponin içermez. Kinoa, kuşların ihtiyaç duyduğu tüm amino asitleri içerir. Kalsiyum, lizin, demir ve B vitamini kaynağıdır. Kuşlarda kabızlığa iyi gelir, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Kuşlarınızın yemlerine %30 oranında, mamalarına da %10 oranında ekleyebilirsiniz. Kenevir tohumu, kuşlar için yüksek protein ve enerji kaynağı olan sağlıklı bir diğer tohumdur. İçerdiği protein, yağ asitleri, vitamin ve mineraller ile kuşlarınız için ideal bir enerji kaynağıdır. Yüksek protein kaynağıdır ve içerisinde pek çok amino asit vardır. Ayrıca içeriğinde omega 6 ve omega 3 yağ asitleri barındırmaktadır. Kuşlara enerji verir. Yaz aylarında serinletici özelliği vardır. Tüy döneminde tüylerin kolay çıkmasını sağlayarak tüy dönemini rahat geçirmelerini sağlar. Çok fazla verilmemelidir. 1 kilo yeme 100 gram karıştırarak ya da 100 gram mamaya yarım çay kaşığı olacak şekilde verebilirsiniz. Keten tohumu eski zamanlardan beri lif veya bitkisi olarak yetiştirilir. Kahverengi, sert kabuklu, uzun biçimli, yağlı bir tohum türüdür. %24 protein, %70 karbonhidrat, %31 yağ ve %4 selüloz içerir. İçeriğindeki mukus sayesinde iç organların korunmasını ve tüylerin parlak olmasını sağlar. Keten tohumunu yaz aylarında fazla vermek kuşların şişmanlamasına ve erken kızışmalarına sebep olur. Yaz aylarında 2 haftada bir, kış aylarında haftada bir 100 gram mamaya bir çay kaşığı ekleyebilirsiniz. Gelelim Aspura. Kanarya yemi veya sade yem olarak bilinir. Muhabbet kuşları Aspura bayılır. Kabuğu kolay kırıldığı için yavru kuşların yem kırmayı öğrenmelerini kolaylaştırır. İçeriğinde %10 protein, %70 karbonhidrat, %2 yağ ve %4 selüloz vardır. Hastalık, yumurtlama ve tüy değişimi gibi zorlu süreçlerde kuşlara ihtiyacı olan enerjiyi sağlar. 1 kilo yemin içerisinde en az 500 gram Aspur muhakkak olmalı. Yani yemin içerisinde %50 civarında Aspur olmalı. Paket yemlerin içeriğindeki Aspur oranına göre %50 olacak şekilde ayarlayarak katabilirsiniz. Yemediği mamanın üzerine serpiştirerek mamaya alışmasını sağlayabilirsiniz. Son olarak muhabbet kuşlarının favorisi daldarılar. %15 protein, %67 karbonhidrat, %3,5 yağ, %1,5 selüloz içerir. Tohum taneleri diğer darı türlerine göre daha küçüktür. Yavru muhabbet kuşlarına yem kırmayı öğretmek için verilir. Kızıl dal darıyı ishal olan kuşlarınıza verebilirsiniz. Ayrıca hastalık dönemlerinde de yem yemeyen kuşlarınıza kolay kırılabilmesi nedeniyle verebilirsiniz. Normal zamanlarda haftada en az bir adet vermelisiniz. Ben sarı ve kızıl dal darıyı bir hafta sarı, bir hafta kızıl olacak şekilde dönüşümlü olarak veriyorum. Fazla vermeniz normal yemden daha kolay kırıldığı için kuşunuzun normal yemini yemeyi bırakmasına sebep olabilir. Dalın uzunluğu büyükse ve tek kuş bakıyorsanız ikiye bölerek vermenizi tavsiye ederim. Yemlere ya da mamaya karıştıracağınız bu tohumlarla kuşlarınızın beslenmesine çeşitlilik katarak daha sağlıklı ve uzun ömürlü olmalarını sağlayabilirsiniz. Kuşlar ne kadar iyi beslenirse hastalıklara karşı dirençleri o kadar yüksek olur. Sağlıklı, mutlu, uzun yaşayan kuşlarınız olması dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.